Merhaba arkadaşlar A101 markete muhteşem çiçekler geldi. 6 çeşit salon bitkisi 44.95. Şu şekilde gördüğünüz gibi çeşit çeşit bonsai'ler, selseverya, pilea türleri geldi arkadaşlar. Salon sarmaşığı da içerisinde var ve hepsi 44.95. Şöyle katalogda size göstereyim ve neler gelmiş içeriye hemen beraber bakalım. Bakar mısınız? Hepsinden birer tane gelmiş. bonzai'den birkaç tane gelmiş arkadaşlar. 44.95 bir de aloe vera var 19.95 onu da ayrıca göstereceğim. Bakın formuna harika görünüyor. Yaprak renkleri dokusu çok güzel. Sadece nakliyat anında yaprak uçlarında kopanlar var arkadaşlar. Ama daha yeni geldi. Dün tarihli tüm A101 marketlere bu çiçeklerden gelecek inşallah. Buraya bugün geldi arkadaşlar sizlerle şu an paylaşıyorum. Bakın şu güzelliklere, çeşit çeşit güzellikler. Bakar mısınız formlarına? Ayrıca katalogdaki santim e, tanıtımını da size ayrıca gösteriyorum arkadaşlar. Yaprak çaplarının santimlerini vermişler, büyüklüklerini, saksı büyüklüklerini vermişler. Bakın rengi harika, muhteşem bir depilaya var. Bu da salon sarmaşı, gayet güzel görünüyor. Yine bonsai türler, arkadaşlar Gink bonsayı. Şu arkada bakar mısınız? Şu playa'ya inanılmaz güzel. 44.95'e ve çok fazla kökleri var arkadaşlar. Şöyle 14 santimlik saksıda. Harika görünüyor. Bakar mısınız? Dolu dolu playa. Bir tane gelmiş. Ama benim evimde şu an playa büyütüyorum. Migros Market'ten almıştım. Bu nedenle almayacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İhtiyacı olanlar varsa... A101 marketlerden bu çiçeklere ulaşabilirler. Bu da aloe. Aloe vera klasik tür arkadaşlar. Çok büyük değil ama bazıları yavrulu. Şöyle size göstereyim. Ayrıca kalanşılar var. 25 lira. Şöyle aloe'lar 19.95. Kimisi yavrulu. İyi olanları seçebilirsiniz. Formları gayet güzel. Çok büyük değil ama böyle harika görünüyor. Şimdi size Kış kapıyı çalarken arkadaşlar nelere dikkat ediyoruz? Bunlarla ilgili olarak bilgiler vereceğim ve korumaya almamız gerekenleri sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar sukulentlerimiz iklimimize göre farklılıklar gösterse de e, bu türler ziray donlara kadar zarar görmeden yaşayabiliyor. Ama Tüylü yapraklı sukulentlerimiz, kalanşo ve krasla türlerimiz 5 derecenin altına dayanmıyor. Bunu özellikle uyarmak istedim çünkü bugün itibariyle birçok karasal iklimde zirai donlar başlıyor. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde buna çok dikkat etmeniz lazım. Aynı yumlarda dayanmıyor arkadaşlar. Zirai donlara dayanmıyor. Zirai don dışında eğer bölgenizde zirai don yoksa bu güzellikler dışarıda kalabilir. Güneş gören, esinti gören balkonunuzda, bahçenizde kalabiliyor. Ama e, krasula, kalanşo ve tüylü yapraklı sukulentler 5 derecenin altına dayanmıyor. Ayrıca gördüğünüz gibi benim birçok e, kenarlarda bakın yaprak güzelim var. Bu türlerde arkadaşlar 8-10 derecenin altını altındayken korumayı almamız lazım. Ben onu güneş gören salonuma alacağım. E, dolaylı fitreli güneş görecek ama kış boyunca da rahatlıkla pencereden güneş alabilirler. Şu şekilde bakın leş kaktüsler muhteşem çiçekler açıyor. Ard ardına ard ardına arkadaşlar 4-5 tane aynı anda çiçek açıyor. Harika görünüyor. Renkler muazzam oldu. Aşırı yağmurlardan korumanız lazım. Uzun süren yağmurlar sonrası arkadaşlar saksınızı kurutamıyorsanız kök çürümesi olabiliyor. Ama yağmur suyu çok şifalıdır. Yağmur suyunu alsın ama bir hafta 10 gün süren bir yağmurda yağmur altına bıraktığınızda sıkıntı olur. Sürekli olarak kökler ıslak kalacağı için kök çürümesi olabilir, mantar olabilir. Bu dönemde ilaçlamayı da ihmal etmeyin. Bakın harika görünüyorlar. Eğer gündüz güneş görüyorsa, yağmur sonrası özellikle gündüz güneş görüyorsa, akşamlarda soğuk oluyorsa bölgenizde inanılmaz renkleniyorlar. Bakın renklenmeler başladı. Harika renkleniyorlar. Özellikle sukulent bebekleri bakar mısınız? Tam ayazın altında arkadaşlar. Gündüz sıcak oluyor hala ama akşamları burası serin oluyor. Şu an en güzel renklendikleri dönem. Kışın bir çoğunu korumaya alacağız. Ziraydon örtülerini hazırlayın arkadaşlar. Meteorolojik ziraydon haritasını indirin ve mutlaka oda tipi derece temin etmeye çalışın. Ben trend yoldan almıştım. Tamamıyla dereceye göre kışı geçireceğiz arkadaşlar. Balkonunuza dereceyi konumlandırın. Ona göre üzerlerini örteceğiz ziraydonlarda ve derecemize göre açacağız. Ziraydon haritasını takip edeceğiz. Ama söylediğim gibi kalanşolar benim çok fazla kalanşolarım var. Üste kalanşolar ve krasulalar 5 derecenin altına dayanmadığı için onları özellikle korumaya alacağız. Şu şekilde renklere bakar mısınız formlara? Ama zirai donlara kadar balkonunuzda tutarsanız arkadaşlar renklerin en güzel tonlarını şimdi göreceksiniz. Sukulentleri bizi sevdiren kış renkleridir. Soğuklar soğuğa bağlı olarak, strese bağlı olarak inanılmaz renkleniyorlar. Bu nedenle balkonunuzda ayazın altında şu an kalsın. Ama Akdeniz iklimine sahipseniz zirai donlar çok hafif atlatılır ve daha e, zirai donlara çok var. E, Ocak ortasından itibaren risk taşıyor Akdeniz bölgesinde. O dönemlerde dikkatli olun. E, ben Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşıyorum. Yarısı Akdeniz iklimi ve yarısı karasal iklim. Bu nedenle daha kontrollü bir şekilde dereceme bağlı olarak bu güzellikleri koruyorum arkadaşlar. Şu an hiçbirini korumaya almadım. Tamamı balkonumda. 8-10 derecelere kadar gece ısımız düştü. Ama 5 derecenin 5 dereceye göreceğimiz akşamlarda artık korumaya alacağım. Cam balkona kapatacağım. Bu şekilde koruyacağım. Ama bu güzellikler dışarıda kalacak. Cam balkonun dışında kalacak arkadaşlar. Sadece kalan şov ve kral soraları cam balıkların içerisine alacağım 5 dereceleri gördüğümüz akşamlarda bakar mısınız formlara harika. Şu an e, ara ara yağan yağmurlarda mutlaka yağmur görsün arkadaşlar. Elinizden gelen er suyunu toplayabiliyorsanız yağmur suyunu toplayın. Biriktirin ve sulamalarda onu kullanın. Yağmur suyu inanılmaz şifalı geliyor. Renklenmelerini sağlıyor, güçlenmelerini sağlıyor. Yoğun azot içeriyor lütfen yağmur sularına alsınlar bu güzellikler ve renklerin en güzel tonlarını o zaman göreceksiniz. İlaçlama olmazsa olmaz arkadaşlar. İnsektisit, fungusit ilaçlamasına düzenli olarak yapmaya devam edelim. Korumaya alacağımız için hava sirkülasyonu az olacağı için bu güzellikler unlu bit ve mantar hastalığına yakalanma riski çok yüksek. Bu nedenle kış boyunca ilaçlamasını ihmal etmeyelim. Geçirgen toprak kullanalım mutlaka hava akımı olan yerde bakmaya çalışalım. Soğuk odada da bakıyorsak gün içerisinde 3-4 saatte bir havalandırmayı sağlayalım. Güneş görmesini sağlayalım. Bu şekilde yaza sağlıcakla çıkmalarına izin verelim. İnşallah bu güzellikler yaza sağlıcakla ulaşacaklardır. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Hoşça kalın.